Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Aferin. Hepiniz de çok iyisiniz. Sınavlarınızı da takip ediyorum. Bazıları birazcık daha dikkatli olursa çok mutlu olurum. Evet çocuklar, bugün Türkçe dersimizden hece bilgisi konusunu tekrar edelim. Daha iyi kavramış olursunuz. Bazıları belki unutmuş olabilir, hatırlarlar. Evet çocuklar, burada bir atasözü var. Onu heceleyerek okuyalım. A kıl yaşta, değil baştadır. Evet, dikkat ederseniz diyor, kelimeler hecelerin birleşmesiyle oluşmuştur. Kelimeler ise birleşerek cümleleri meydana getirir. Harflerle heceler oluşuyor, hecelerle sözcükler oluşuyor, yani kelimeler oluşuyor. Kelimelerle de ne oluşuyor çocuklar? Cümleler oluşuyor. Evet, Atatürk, kalemlik, yurttaş. Örnekte görüldüğü gibi heceler en az bir sesten meydana gelmektedir. Yani çocuklar, her hecede mutlaka bir ünlü ses vardır. Bir ağız hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna ne diyoruz? Hece diyoruz. Bir kelimeyi kaç ağız hareketiyle söylüyorsak o kadar o kelimede hece vardır. Mesela elma. E sesli harf, A sesli harf. Elma dediğimde kaç tane sesli harf var? İki. O zaman kaç hecemiz var? İki tane hecemiz var. Evet, hece çeşitleri diyor. Bir ünlüden oluşan heceler. Evet çocuklar, bir ünlü derken gördüğünüz gibi akıl derken tek ünlüden oluşuyor hece. E tek, E. İlan, buradaki İ sesli harf. Ilık, I. Okul, O. Ödül, Ö. Uşak, U. Ü ve Ü. Evet, bunlar bir ünlüden oluşan heceler. Bir ünlü, bir ünsüzden oluşan heceler. Alfabemizde kaç tane ünlü harf vardı? Evet, 8 tane ünlü harfimiz, 21 tane de ünsüz harfimiz vardı. Bize ne diyor? Bir ünlü, bir ünsüz. Ünlü ve ünsüz. Ayla, elma, iklim, ıslak, ordu, öykü, uyku, ülkü. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar, ü ünlü, u ünsüz, yani l. Bir ünsüz, bir ünlüden oluşan heceler. Baca, masa, kilim, soğuk, durak, sıra, kitap, kapı. Bir ünlü, iki ünsüzden oluşan hecelere bakalım. Bir ünlü, iki ünsüzden oluşan hece. Nasıl heceler çocuklar bunlar? Tek heceler. Bakın, alt, üst, örf, ilk, örs, org. Bunlar da tek hecelerden oluşuyor. Yalnız biri ünlü, ikisi ünsüz. Dikkat ederseniz çocuklar, iki ünsüz harfler yan yana gelmiş. Bir ünsüz, bir ünlü, bir ünsüzden oluşan heceler. Silgi, ünsüz, ünlü, ünsüz. Bak derken B ünsüz, A ünlü, K ünsüz. Bakmak, taş, koştu, korku, kör, tutmak, sütlü derken bir ünsüz ve bir ünlü, bir ünsüzden oluşan heceler. Bir ünsüz, bir ünlü, iki ünsüzden oluşan heceler. Tek hece oluyor bakın. Sarp, dert, sırt, kurt, kork, mak, dört, dinç, Türk. Evet, ünlüler tek başına hece olurlar ama ünsüzler olamaz çocuklar. Bir kelimedeki hece sayısı o kelimedeki ünlü sayısı kadardır. Çünkü bir hecede ancak bir ünlü bulunabilir. Yani bir hecede sadece bir ünlü harfi kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi A, çık, kedi, to, run, tör, pü. Burada mesela A, I, burada E, İ, torunda O, U, törpüde Ö, pü. Gördüğünüz gibi çocuklar, sadece bir tane ünlü harfimiz var. Evet, geldik ses düşmesi, yani hece düşmesi. Biz konuşurken ağzı mı diyoruz, ağzı mı diyoruz? Burunu mu diyoruz, burnu mu diyoruz? Evet çocuklar, burada
Gördüğünüz gibi ses düşmesi oluyor hecelerde ve biz bunu ne yapıyoruz? Ses düşmesini konuşmamıza göre düzeltmek zorundayız. Örneklerde görüldüğü gibi dilimizdeki bazı kelimelere çekim veya yapım ekleri geldiği zaman ekten önceki dar ünlüler, yani dar ünlüler nelerdi? I, i, u, ü düşmektedir. Bu olaya sesli düşmesi deniliyor. Kelimedeki sesli düşünce hece sayısı da azaldığı için bu duruma hece düşmesi denilmektedir. Gördüğünüz gibi ağızı demiyoruz. Ne diyoruz? Ağzı. I harfi düşmüş oluyor. Gönül, ü, gönlü. Ü harfi düşmüş oluyor. Evet, hece düşmesi bu şekilde. Geldik kaynaştırmaya. Bazı harfleri de ekleyerek kaynaştırıyoruz çocuklar. Bahçe e demiyoruz da ne diyoruz? Bahçe ye. İki er demiyoruz da ne diyoruz? İki şer. Yani ş harfiyle kaynaştırıyoruz. Çanta ı demiyoruz. Çantası diyoruz. Sıra'ın demiyoruz. Sıra'nın. Ne harfiyle kaynaştırıyoruz. Demek ki kaynaştırma harfleri nelermiş? Y. Gördüğünüz gibi Y, Ş, ondan sonra S ve N. Hatta şöyle yapabiliriz. N, S, Ş, Y seslerinden birisi gelir diyor. Buna kaynaştırma diyoruz. Evet. Kaynaştırmayı çocuklar unuttuğunuz zaman yaşasın sözcüğünü unutmayın. Yaşasın sözcüğündeki Y, Ş, S ve N, bunu aklımızda tutarsak kaynaştırma harflerinin Y, Ş, S ve N olduğunu unutmayız. Evet, geldik sesli ünlü daralması. Başlıyor, başlıyor diye sözcüğü kullanmıyoruz. Ne diyoruz? Başlıyor. Oynuyor, oynuyor. Gelmiyor, gelmiyor. Örneklerimizde görüldüğü gibi düz ve geniş ünlüler, düz ve geniş ünlüler nelerdi? A, E. Biten bir kelimeye şimdiki zaman eki olan yor getirildiği zaman kelime sonundaki geniş ünlü daralarak I, İ, U ve Ü seslerinden birine dönüşmektedir. Bu ses olayına ses daralması diyoruz. Deyen demiyoruz, diyen. Yiyecek demiyoruz, ne diyoruz? Yiyecek. Evet, sonu sesli ile biten D ve Y kelimeleri sesli ile başlayan bir ek aldığı zaman araya kaynaştırma sesi olan Y girer ve kelimelerdeki ünlü daralır. Bu kelimelere yor eki geldiği zaman da kelime sonundaki ünlü de daralma meydana gelir. Diyor demiyoruz da ne diyoruz? Diyor, yiyor değil, yiyor. Evet, ses türemesi his etmek. His etmek demiyoruz, ne diyoruz? Hissetmek. Af etmek, affetmek. Hal etmek, halletmek. Örneklerde görüldüğü gibi bazı kelimelere yeni kelimeler eklendiği zaman arada çeşitli sesler türer. Bu olaya biz ses türemesi diyoruz. Bakalım örneklerle devam edelim. Daha iyi anlayacaksınız. Evet, aşağıdaki kelimeleri, örneklerini inceleyin diyor. Hecelerini ayırınız. Arkadaşlık, hecelerini ayırın. Aferin. Arkadaşlık. Biraz. Biraz. Kişi. Evet. Geleceği ayırın bakalım. Gelecek. Üç tane hecemiz var. Çünkü üç tane ünlü harfimiz var. Domates. Üç. İlk öğretim. Evet. İlk öğretim. Evet çocuklar, bunun ayrılışına lütfen dikkat edin. İlk öğretim değil. İlk öğretim. Evet, kitaplarımız. Kitaplarımız. Evet, 2 4 5 tane hecemiz var. Çünkü 5 tane ünlü harf var. Kelimelerde. Kelimelerde. Evet, 3 bir sesli, üç, kır, çanta, masa, derslik. Evet,
aşağıdaki cümlelerde diyor kaç hecelerden oluşmuştur? Yazın diyor bakalım. Her gün gazete okurum. Her gün gazete okurum. Kaç taneymiş? Evet, 8 tane hecemiz var. Hafta sonu tiyatroya gideceğim. Evet, herkes hecelesin bakalım. Hafta sonu tiyatroya gideceğim. Kaç tane oldu çocuklar? Tam 12 tane hecemiz oldu. Evet, aklın yolu birdir. Aklın yolu birdir'i heceleyelim. Aklın yolu birdir. Kaç taneymiş? 6 tane. Evet, bir atasözümüz var. Gülme komşuna gelir başına. Bakalım burada kaç tane hece varmış? 10 tane. Kendimizi her açıdan geliştirmeliyiz. Evet, heceleyelim bunu. Kendimizi her açıdan geliştirmeliyiz. Kaç tane? 14 tane hecemiz oldu. Evet, aşağıdaki hecelerine ayrılan kelimeleri örneklerdeki gibi doğru olanlara doğru, yanlış olanlara yanlış diyelim. Nereden başlayalım? Elliler nedir? Bu yanlış zaten. R'yi ayrı yazmış. Evet, oyun doğru. Birinci. Birinci. Kırmızı. Kırmızı. Nasıl yazacaktı? Z'yı birlikte yazması gerekirdi. Yanlış. Saatçi. Doğru. Sulaklık. Sulaklık. Korkunç. Bakın çocuklar, burada yanlışlık var. İki tane sessiz harf yan yana gelmiş. Evet. Hoş af. Yanlış. Hoşaf olması gerekir. Soğuk. Doğru. Kurtlar. Kurtlar. O da doğru. Evet. Aşağıdaki boşlukları doldurun diyor. Sepet. Sepet ağzın iki hareketiyle söyleniyor. Sepet kaç heceden oluşmuştur? Sepet. İki heceden oluşuyor. Oyuncakçı. Kaç ağzımızın hareketiyle söyleniyor? 4. Oyuncakçı. 4. Oyuncakçı kaç hecedir? O zaman 4 hecedir. Bilgisayara bakalım. Bilgisayar. Ağzımızdan 4 hareketle çıkıyor. O zaman bilgisayar kaç hecelidir? 4 heceli. Evet. 40. Ağzımızdan kaç hece çıktı? 1. Bir hareket çıktı ve kaç hece? Bir heceli. Türkçe. Ağzımızdan kaç hareketle çıkıyor? İki hareketle. Bu durumda Türkçe iki heceli bir sözcük. Evet, hece düşmesinde görülen kelimeleri kutulara yazın diyor. Boynuna taktığı atkı çok güzelmiş. Hangisi? Boynuna. Evet, yoksa boyuna olurdu. Sabreden derviş muradına ermiş, sabreden. Alnını kapıya çarpmış, alnını. Gönlüm avare bir kuştur derken gönlüm. Yoksa gönül ne oluyor? Gönlüm oluyor. Aşağıdaki kelimelerde bulunan ünlü daralmasında örnekteki eklerine uygun olarak yazınız diyor. Evet. Arıyorum. Arıyorum. Oynuyor. Oynuyor. Evet, ünlü daralması olmasa sözcükler nasıl oluyor? Bu şekilde oluyor. Gitmiyor. Gitmiyor. Yiyecek, yiyecek, yazamıyorum, yazamıyorum, kanıyor, kanıyor, silmiyor, silmeyor. İ ne oluyor? E olarak değişiyor. Dişliyor, dişleyor, geriliyor, geriliyor. Okunmuyor, okunmuyor, diyecek, diyecek,
Kanıyor, kanıyor, dişliyor, dişleyor, sallıyor, sallıyor. Evet. Bakalım ne diyor? Aşağıdaki kelimelerden meydana gelen ses olaylarını örnekteki gibi işaretleyin diyor. Evet, omzu derken burada çocuklar hece düşmesi var. Sevmiyor derken ünlü daralması var ile. Oğlu derken ses, pardon, hece düşmesi. Bakıyor derken ünlü daralması ı harfiyle oluyor. Resmi derken hece düşmesi. Gidiyor derken ünlü daralması. Karnı derken hece düşmesi. Dinliyor derken ünlü daralması oluyor. Bakalım aşağıdan ne istiyormuş bizden? Aşağıdaki tabloda yer alan kelimelerde hangi kaynaştırma sesi yer almaktadır? İşaretleyiniz diyor. Evet, sobanın derken ne? Tahtayı derken y, silgisi derken s, yedişer derken ş. Kaynaştırma sözcükleri nelerdi? Ne, s, ş, y'ydi. Unutmuyoruz bunu. Korkunun derken ne? Uykusu derken s, s harfi kaynaşıyor. Tokayı derken y harfi kaynaşıyor. Evet, sıraya gelelim. Sıraya derken y harfi, pencereyi derken y harfi, kesesi derken s kaynaştırma, ortaya derken y, evinin derken n, kapısı derken s, yedisi derken s. Evet, bunlar da çocuklar kaynaştırma sesleri, unutmuyoruz. Evet, aşağıdaki cümlelerde ses türemesi olan kelimeleri bularak kutucuklara yazalım. Soğuktan ayak parmaklarını hissetmiyordu. Hangisi ses türemesi olabilir sizce? Evet, aferin. Hissetmiyordu. Onu affedeceğini biliyordum. Affedeceğini. Bu işi ancak babam halledebilir. Halledebilir. Onu tanıdığımı zannediyordum. Zannediyordum. Başvuru dilekçem reddedilmiş. Burada da reddedilmiş. Ne oluyor? Ses türemesi oluyor. Diğer sayfamıza geçelim. Evet, bu da son sayfamız. Aşağıdaki kelimelere örnekteki gibi uygun kaynaştırma harfleri getirerek kelimeleri yeniden yazalım. Arayan ne oluyor? Arayan. Suun, suyun. İki er, iki şer. Bahçe-i, bahçeyi. Isı-ı, ısısı. Kapı-a, kapıya. Bakın ya harfiyle ne yaptık? Kaynaştırdık. Torba-ı, torbayı, y harfiyle. Acı-ı, acıyı, y harfiyle kaynaştırdık. Soba-ın, sobanın ne harfiyle kaynaştırdık? Oda-a ne oluyor? Odaya y harfiyle kaynaştırdık. Kaynaştırma harfi olan kelimeleri örnekteki gibi gösteriniz diyor. Bu acıklı, acılı burada kaynaştırma yok. Altışar derken altışar ş harfi kaynaştırma oluyor. Kedinin derken ne harfi kaynaştırma. Gören derken gören, burada çocuklar kaynaştırma harfi yok. Evet, tahtanın derken tahtanın ne harfi kaynaştırma oluyor. Evli derken burada kaynaştırma harfi yok. Masaya derken masaya derken burada y harfi kaynaştırma oluyor. Evet çocuklar, bugünkü Türkçe dersimiz de burada bitti. Bir dahaki Türkçe dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum.